Adem Hoca'dan herkese sevgiler ve başarılar. Bu dersimde arkadaşlar Oksijen Yayınları TYT Paraf Soru Bankası'ndan paraf soruları çözmeye devam ediyorum. Bu dersimizde düşünceye geliştirme yolları anlatım teknikleri var. Her sene arkadaşlar sınavlarda 1-2 tane kesin soru geliyor. Onunla alakalı sorular çözmek ve bu sorularla konu tekrarı yapmak, soru çözüm teknikleri, paragraf soruları nasıl çözülür? Öğretmen nasıl çözüyor? Bunu birlikte arkadaşlar işlemek. Şimdi bu Oksijen Yayınları TYT Soru Bankası'nda şöyle bir özellik var. Mesela anlatım teknikleri ve düşünceye geliştirme yollarıyla 7-8 tane test vermiş. Hemen akımından zihin açarı bölümü açmış. Zihin açarı bölümü de o konunun tamamını kapsayan karma paragraf soruları. Ben şimdi sizlerle bu anlatım teknikleri ve düşünceye geliştirme yollarının zihin açarı bölümündeki 7 soruyu arkadaşlar çözeceğiz ki zaten zihin açarı 1-2-3 diye devam ediyor. Oldukça güzel, zaten sevdiğim bir yayın arkadaşlar. Sorular da oldukça güzel ve çıkmış sorulara benzetmişler diyor. Ve hep birlikte arkadaşlar çözüyoruz. Şimdi birinci sorumuz. Aşağıdaki parçalardan hangisi öyküleyici ve betimleyici anlatımın ağır bastığı birinci kişide anlatımı örnektir? Bu arada ilk soru biraz büyük olduğundan hepsini gösteremiyorum. Beraber şimdi arkadaşlar şöyle, zaten önce siz kendiniz çözüyorsunuz. Şimdi hocam öyküleyici anlatım istiyor. Olay anlatım. Betimleyici tasvir. Bir de birinci kişide anlatım. Birinci kişide anlatımı biliyorsunuz, not alabilirsiniz. Ben ve biz. Ben ve biz. Hemen okuyorum. İnsan geometri bilmeden şu bentleri yapmış, mekanik bilmeden manivela kullanmış, matematik bilmeden parmaklarıyla saymıştır. Sanat ve güzellik üzerinde hiçbir bilgisi yokken mağarada duvarlarını bugün bile değme ressamının yapamayacağı resimlerle donatmıştır. Hocam bir defa burada betimleme, öyküleme yok. Burada açıklama var hocam. Yani burada bana bir konu hakkında bilgi veriyor. Burada açıklama olduğundan dolayı A'yı ne yaptım arkadaşlar? Eledim. Hemen B'ye bakalım. Salih hem çalışıp hem konuşarak. Nerede bulunayım? Vefa Bey, ya camide ya kahvede ya evdeyim. Bak, bulunayım, evdeyim hocam. Birinci tekil devam ediyor. Özel müşterime gelince haber salıyorlar, koşuyorum. Olmazsa akşamları uğrayıp hesap alıyorum. Gençler bana tıraş olmak istemiyorlar. Benim tıraş ettiklerim ihtiyarlar, emekli subaylar, emekli memurlar. Onlar da bir hayli zaman var ki ayaklarını çekmeye başladılar. Şimdi arkadaşlar bakın, burada dikkat edin. Yüklem çok kullanmışlar. Salıyor, koşuyor, alıyor, istemiyorlar, başladılar gibi. Burada bir defa birinci kişide anlatım var hocam. Öyküleyici anlatım zaten tamamen öyküleme. Ama hocam burada betimleme yok ki. Kimi tasvir etmiş? Uzun boylu, yakışıklı, sert bakışlı. Yani herhangi bir varlığı tasvir etmiş mi? Ayrıntıya inmiş mi? Varlıkların ayrıcı özelliğine inmemiş hocam. Yani bundan dolayı hocam B'de olamaz. B'de betimleme, tasvir, varlıkların ince ayrıntısı yok. Tamamen olay, hareketlilik, zaman değişikliği söz konusu. C'ye bakalım. İkinciye doğru siyah zeytin ağaçlarının arkasına yükselen açık renkli çınar ve kavaklar gözüne ilişti. Bak, onun gözüne ilişti. Burası küçük bir değirmendi. Suyu bol bir çay küçük söğüt ağaçlarının arasına geçtikten sonra dar ve taş bir mahalleye giriyor. Bir de hocam burada şey yok. Birinci tekil ben ve biz yok hocam. Üçüncü tekil olduğundan dolayı hemen C'yi ne yaptım? Eledim arkadaşlar. Bakalım şöyle, Denizli ve E'ye geldik. Bir gün kırların erimeye başladığı mevsimdeydi. Bütün çergiyi 30'a yakın kadın, erkek, çocuk, 4 beygir ve 2 de eşek Edremit tarafına doğru göçüyorduk. Evet hocam, biz ve öykülemeyle başlamış. Can sıkıma bize hiç uymayan bir kıştan sonra ısıtıcı güneş ve yeni belirmeye başlayan güzel yeşillikler. Bakın bu defa mesela nasıl yeşillik? Yeşilliğin ne yapmış arkadaşlar? Özelliğini, sıfatını kullanmış. Tuhaf bir oynalık vermişti. Sırtlarında beyaz ve kısa bir gömlekten başka bir şeyleri olmayan küçük çocuklar. Bakın nasıl çocuklar arkadaşlar. İşte burası bir betimleme, tasvir. Hocam cevap Denizli. Evet, birinci şey biz diyor yani. Ondan dolayı birinci tekil var. Öyküleme anlatmış, aynı zamanda da habere böyle tasvire başvurmuş. Bundan dolayı Denizli diyoruz. İstiyorsanız hemen E'ye de bakalım. Yazılan yaşamadıkça yaşayamıyor. Büyük sanatçıların hayat hikayelerinde bu gerçeği bildiren çok örnek vardır falan falan. Değer ve anlatım taşımaz. Bir defa burada arkadaşlar üçüncü tekil var, birinci tekil yok. Soru biraz uzadı ama yani, ama gerçekten konu tekrarı bakımından gerçekten güzel bir soru. Betimleme, öyküleyici ve aynı zamanda birinci kişide anlatımından bahsettik. Evet, bir Denizli dedik, ikinci sorumuza geçelim.
Aşağıdakilerden hangisi ayret içine verilen kavramla uyuşmamaktadır diyor hocam. Evet. Özgünlük, sürükleyicilik, yalınlık, yoğunluk ve duruluk demiş. Hemen bakalım. Özgünlük. Söyleyeceğim şeyi biliyorum. O hazır. Fakat onu öyle kurmalıyım ki, kurgulamalıyım ki bana mahsus. Arkadaşlar özgünlük zaten farklılık, diğerlerinden farklılık, bana ait. Değil mi? Orijinal. Hocam A uyuyor. Sürükleyici mi? Son günlerde çok okunan bu yazarın ilk yazılarını hatırlıyorum. Dil tadını içinde barındıran yazılar da onlar, okuyanı kendine bağlayan. Yani sürükleyici hocam, bu da doğru. Arkadaşlar yalınlığı şöyle bilin. Yalının zıttı arkadaşlar süslü sanattı. Tamam, yani ağır bir dil kullanmak. Bakın diğeri de yalın, sade. Yani böyle süslü sade olmayan demek. Tamam mı? Mesela C'ye hemen bakalım. Ne duygulandırıcı sözcükler kullanıyor, ne söz cambazlıkları yapıyor. Bakın söz cambazlığı yapmıyor. Tamam mı? Yani şairaneliğe bulaşıyor. Ne şair, yani ağır bir dil kullanmıyor hocam. Yani yalınlık derim. Uyuşuyor, örtüşüyor. Tersine pırıl pırıl, her yanı temizleyip aratılmış bir dil, söz dizimlerine gösterilmiş özen. Evet hocam, yani süslünün tersi yalın. Bu da uyuşuyor hocam. Yoğunluk, ne demek yoğunluk? Anlam içinde anlam. Hani sembolizm var ya. O dönemin yetkin öykücüsüydü. Bir bakıma Türkiye'de çağdaş öykünün kuruyucusu sayılır. Sanatçının her öyküsü. Çoğalan anlamlar hocam, bak çoğalan anlamları günlük yaşamanın koşuşturmacasına dokunarak içinde gizlediği telaş okurunun yüreğini, bilincini tutuşmaya başarır. Hocam yoğunluğu ben nerede buldum? Çoğalan anlamı arkadaşlar yoğunluk demek hocam. Örtüşüyor netice itibariyle. E'ye bakalım. Duruluk şu arkadaşlar. Duru, gereksiz sözcük kullanmamak yani. Gereksiz sözcüğe başvurmuyor. Çok duru. Sanatçı hayata bakışını, duygularını, hüzün ve hayal kırıklığını eserle açık bir şekilde yansıtan edebiyatçıların başına. Hocam duruluk demek gereksiz sözcüğe yer vermemesi. Yani duru, su duru, hemen görüyorum gereksiz sözcüğü. Ama burada E seçeneğinde gereksiz sözcüğü kullanmamayla alakalı bir şey yok. Aslında tam tersine açıkça dile getirmek. Yani bazı insanlar vardır, dili durudur ama açık değildir. Ne dediğini anlayamayabilirsin. Gereksiz sözcük kullanmasın. Ama E seçeneğinde aslında vurguladı arkadaşlar. Açıklık. Açıklık. Ama duruluk, duruluk dille alakalı. Gereksiz sözcük kullanmamak, bundan dolayı cevap E diyoruz. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Karşılaştırma, tartışma, örneklendirme, tanımlama ve alıntı yapma demiş arkadaşlar. Dilimizde günlük kullanımda etik sözcüğü sıklıkla ahlak sözcüğü üzerinde kullanılmaktadır. Ancak etik ve ahlak birbirinden farklı kavramlardır. Bakın adam kavgaya gelmiş. İlk cümle bir karşı fikir. Böyle kullanılmaktadır. Ancak bunlar farklı kavramlardır. Bu ne demek bilmiyorum arkadaşlar. Tartışma çok önemli. Tartışmada genelde ilk cümlede karşı fikir, beğenmediği fikir verilir. Hemen ancak diyerek böyle olmaz karşı çıkar. Bu tartışmadır. Ancak etik ve ahlak birbirine farklı kavramlardır. Ahlak insanların birbiriyle veya devlette olan ilişkilerinde karşılıklı olarak yapılması istenen davranış tarzları ve toplumsal düzene sağlayan kural ve normal olarak ifade edilebilir. Hocam bu aynı zamanda bir tanımlama hocam. Tanım yapmış. Bundan dolayı ne yapıyorum hocam? Şöyle neredesin? Evet, şu E'yi eledim. Tanımlama var hocam. Devam ediyorum. Ahlak toplumda ilişkili bir davranış tarzı olarak tüm topluma hitap edebilir. Ahlak kültürel değerlerle ilgili doğru ve yanlış tarzlarını ve bunlara uygun davranış şekillerini belirler. Etik ise daha soyut. Hocam etik ise daha soyut diyerek aslında ne yapmış? Karşılaştırma yapmış. Daha soyut. Ahlaka göre etik daha soyut. Hocam karşılaştırma. Söz gelimi yürürken veya tükürmek fiili bir ahlaksızlık değil. Ancak etik dışı bir davranış. Hocam örnek de var. Zaten hocam alıntı yapma neydi arkadaşlar? Tırnak içerisinde ünlü bir kişinin sözü olacak. Parçanın tamamına baktığın zaman işte ünlü bir kişinin, önemli bir kişinin ya da herhangi bir kişinin tırnak içerisinde ya da tırnaksız bir sözü olmadığından, kendi fikrini inandırıcı kılmak için başkasının sözüne başvurma olmadığından cevap alıntı yapma diyoruz. Diğerlerinde zaten parçada ne yaptık? Bulmuş olduk. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Mesela A'da ağır bir üslup demiş. Bursa'da benzetme, Ceyhan'da karşılaştırma, Denizli'de örnekleme,
Edirne'de tanık gösterme. Her zaman sorularda seçeneklere hızlı bir şekilde bakabilirsiniz. Su kanalları çok eski dönemlerden beri insanoğlunun inşa etme ve koruma konusunda özen gösterdiği yapılardan biridir. Bakın ilk cümlede bir yargı saptama yapmış. Bugün Şam şehrinin sokaklarında Hazreti Süleyman zamanında yapılmış su hazineleri karanlıkta görülebilmektedir. Nil Vadisi'nde, Dicle ve Fırat çevresinde düzenli tarımsal sulama için M.Ö. 4000 yıllarında inşa edilmiş kanalların bazıları günümüzde de kullanılmaktadır. M.Ö. 2000 yıllara ait Hammurabi kanunlarında eğer bir kimse kendi arazisindeki kanalların bakımını ihmal eder de kanal yıkar ve tarım alanları su altında kalırsa o kişi köle olarak satılır ve elde edilen gelir arazi sahiplerine zararıyla karşılanır yazılmaktadır. Hazreti İsa'nın doğumundan 98 yıl önce Roma yönetimi şehrin su taşıma ve arıtma sistemini kurmuştur. Yani ben sanki böyle ilk cümlede bir yargısı fikri var, sonra buna bol bol örnek vermiş yani. Bol bol örnek vermiş. Şimdi kişisel yorumlara basan ağır bir üslup. Bir defa parçada ağır bir üslup. Yani sanatlı bir dil kullanmamış. Soyut bir durum benzetme yolu somut. Hayır hocam böyle bir şey de yok. Karşılaştırmalar, parçada karşılaştırma yok. Şu daha iyi, daha kötü ya da aynı seviyede bir karşılaştırma ve bunu da kanıtlamaya kalkma da yok hocam. İlk cümlede ortaya konan yargı örnekleri. Hocam D olur. İlk cümlede bir yargısı var. Buna haber örnek vermiş. Farklı farklı zamanlardaki yerlerdeki mekanlardaki ta Hazreti İsa falan bahsetmiş. Karşı çıkılan bir düşüncenin yanlışlığı. Şimdi bir defa parçada tartışma yok. Yani karşı fikri çürütmek için ünlü bir kişinin sözüne başvurma yok. Hocam iyiydi. Ederim. Hocam Denizli cukluya oturuyor yani. İlk cümlede bir yargı var. Sonra bununla da haberi örnekler vermiş. Ha burada belki şu belki kandırabilir sizi. Hocam Hammurabi kanunlarında şöyle bir cümle var. Var ama bu vermiş olduğu söz, yazılı şey kesinlikle şey değil. Yani karşı çıkılan bir düşüncenin yanlışlığı tanık gösterme yöntemiyle bahsetmemiş. O değil. Bundan dolayı cevap Denizli demiş olduk. Beşinci sorumuza bakıyoruz. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hocam kişileştirme demiş, ikileme, gerekçe yani neden sonuç, karşılaştırma, olaylar uluslararası. Arkadaşlar önce soru kökü, sonra seçenekleri hızlı bir şekilde bakabiliriz. Kişileştirme, ikileme, gerekçe, karşılaştırma, olay uluslararası. Yaz fazla şımartılmıştır. Ya hocam yaz, mesela bu hemen direkt kişileştirmeye eledik. Yaza insani bir özellik verilmiş. Fazla havalı. İnsanların kusurlarını göstermeye zorlayıp yorar insanı. Görüntünün mevsimidir yaz. Yani albenili değişken bitiktir işin. Süklüm püklümsündür hocam. Süklüm püklüm hocam ikileme değil mi hocam? Mesela hemen B'yi de eledim. Bahar ise tehlikelidir. Bahar ise tehlikelidir hocam. Karşılaştırma da yapılmış. İnsan olmayacak işler yaptırdığı gibi çabucak kaçtığı için, bak çabucak kaçtığı için suç hiçbir zaman ispatlanamamıştır hocam. Gerekçe de var hocam. Bak direkt okurken daha parçayı bitirmeden aklımda ne var? Seçenekleri bir arada gözümde seçeneklere bakıyor. Hemen çıkarabiliyorsunuz. Sonra niye ise hep bir şeye karar verilmelisindir sonbaharda. Bu yüzden durup denize, denizsiz yerlere göğe bakmalıdır hep. Arkadaş bir tane parçada olay var mı? Bir öykü, hikaye var mı? Zaman değişikliği var mı? Olaylar oluş sırasına göre verilme. Genelde arkadaşlar şeyde olur. Bir hikayede öyküleme ama burada bir defa öyküleme olmadığından dolayı cevap Edirne diyoruz. Evet 6. sorumuza bakıyoruz. Bu parçanın anlatımı ile hangisi söylenemez? Şimdi bakın hemen seçenekleri hızlı bir şekilde. Sessel yineleme, çoğullaştırma. Bu arada çoğullaştırma ler'ler demek arkadaşlar. Öneri, tanık gösterme, mecazlı söyleyiş ve ikilemeler demiş. Hocam hemen ne yapıyoruz? Okuyoruz. Hayat sadece insanların değil, yaşamımıza tanıklık eden şehirlerin, eşyanın, yolların, ağaçların, nehirlerin, göllerin, dağların, oyuncakların, evlerin, köylerin, hayal ve umutların. Hocam, habire burada N sesi var, L sesi var. Aslında sessel yineleme şeydir. Asonans, ünlü tekrarı. Aliterasyon, ünsüzlerin çok sık kullanılması. Burada dikkat edin, eşyanın, nın, göller, dağlar, nehirler, ağaçlar, yollar. Yani L sesi. Bakın L sesi ve L ve N sesi çok sık kullanılmış hocam. Ondan dolayı aynı diyorum doğru. Zaten L'ler var hocam. Tamam mı?
Sevmeli, saygı duymalı, korumalı ve sahiplenmeliyiz. Hocam aynı zamanda bu öneri değil mi? Öneri aynı zamanda. Her ne olursa olsun bizi anılarımızın içindeki masal kahramanı yapan her şeyin kıymetini bilmeliyiz. Marguez'in dediği gibi içinden ömrümüzün geçtiği anılar ve şehirler güzeldir. Şehirlerin de ruhu vardır. Hocam aynı zamanda ünlü bir kişinin sözüne kendini ikna etmek için, kendi fikirlerini kanıtlamak için başvuruyor hocam. Tanık gösterme de var. Mecazi söyleyişleri ve ikilemelerde kaldık. Sonra üzmeyin onları, yağmalamayın, talan etmeyin, yıkmayın, koruyun. Çeşmeleri, evleri, sokakları, mahalleleri ve gelenekleri gökdelen ruhsuzluğun katledip izin vermeyin. Bir gün yüzünüzü döndüğünüz deniz, saçlarınızı dalgalandıran rüzgar, aşık olduğunuz mahalle komşularınız, kimliğini taşıdığınız vatan olmayınca yanacak hiçbir şey olamaz. Arkadaşlar parçada ben ikileme göremedim. Peki hocam mecazi var mı? Var hocam bu parçada. Mesela yaşamımıza tanıklık eden şehir hocam. Tanıklık etmek insana aittir. Şehirle alakalı değil mesela. Saçlarınızı dalgalandıran rüzgar, aşık olduğunuz mahalle, ne bileyim işte gökdelen ruhsuzluğunu katletmesine izin vermezse katletmez bir gökdelen. Bunlar da bir mecazlı bir söyleyi söz konusu ama ben hiçbir yerde ikilemeler demiş. Yani birden çok ikileme olacak var mı? Yani saçma sapan, işte hızlı gibi herhangi bir ikileme yok hocam. Bundan dolayı cevap Edirne demiş olduk. Arkadaşlar 7. ve son sorumuzu çözüyoruz. Zihin açar bölümündeki 7 soru. Karma anlatım teknikleri sorusu. Bu parçanın anlatımında hangilerine başvurulduğu söylenebilir diyor hocam. Gerekçelendirme, yansız söylem, örneklendirme, tamam. Yansız söylem arkadaşlar nesnel ifade demek. Diğerlerin gerekçelendirme, sebep, sonuç, neden, sonuç ilişkisi. Hemen okuyorum. Öyküde yaşayan bir karakter üzerinden yola çıkmak zordur çoğu zaman. Çünkü yaşayan ve bilinen birini yazıyorsunuz elbette. Hocam çünkü diyerek bir gerekçelendirme nedeni, sebebini söylemiş. Ancak benim için şöyle bir durum var. Öykülerimde genellikle bir anı, bir durumu anlattığım için seçtiğim tipler daha çok bir simgeye ya da imgeye dönüşüyor. Burada da aslında neden sonuç var. Sözgelimi, bakın hemen örneğe geçmiş. Muntazar El Zeydi hakkında hiçbir bilgiye sahip değilim. Ne dünya görüşünü bilirim ne de özel hayatını. Evli midir, bekarın çoğu var mıdır? Hocam örneklendirme de var. Şimdi ben tanım göremedim. Bu şudur. Bir tanım. Herhangi bir pekiştirme de yok. Yansız söylem ölemez. Tamamen aslında öznel bu. Yani çoğu zaman çıkmak zordur. Kendi fikrini katmış. Yani parçanın tamamında kendi duygusunu, düşüncesini yansız değil, yanlı. Bundan dolayı hocam bence 1 ile 3 olur hocam. 1 ve 3'e başvurulmuştu diyoruz arkadaşlar. Oksijen yayınlarından paragraf denemesi çözmeye, böyle konu tekrarı yapmaya, soru çözüm tekrarlarıyla sizleri aydınlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. Herkese başarı diliyorum. Yorumlarınız benim için çok önemli. Yorumlarınızı bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.